Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel muhteşem bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet canım gönül dostlarım, bugünkü açılımımız hayırlara gelsin inşallah diyeceğiz. Bakalım bu video karşınıza çıktıysa mutlaka almanız gereken bir mesaj vardır diye niyeti alıyorum. Canım gönül dostlarıma, izleyicilerime, takipçilerime, sizlere bıraktığım, aklınızdaki kişiye, ilişkinize, aşk hayatınıza bıraktığım ve karşınıza geldiyse de mutlaka almanız gereken bir mesaja niyet alarak şöyle bir ritüel çalışma yaptım. Bir video ile sizlerle birlikteyim. Haydi bakalım, her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alıyorum. Ve tabii ki yine her zaman olduğu gibi sizlere niyet alarak kartlarınızı hemen seçmeye başlıyorum. Şimdi ben kartlarınızı seçerken sizlerle kartlarıma odaklanıp rezone olup kendinizi, aklınıza, kalbinize herhangi birisi varsa onu niyetinize alarak şöyle bir kartlarıma odaklanıyorsunuz. Ve tabii ki biz burada tamamen niyeti, olayları serbest bıraktığımız için, çünkü hayırlara gelsin dedik, bakalım hayır olsun dedik. Bu video karşına çıktıysa alman gereken mesajlar neyse bir bakacağız dedik. Sizler de gönlünüzden, kalbinizden, aklınızdaki ya da kalbinizdeki kişiyle ilgili niyetlere burada rezone olabilirsiniz. Ve tabii ki bu açılımların bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu da tabii ki unutmuyorsunuz. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait, daha net yanıtlar istiyorum ben diyorsanız da 0544-405-5790 WhatsApp iletişim hattından lütfen yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve videolarıma tesadüfen denk gelerek ya da tavsiye üzerine gelip abone olan, bildirimleri açan, yorumlar, beğenilerle ve tabii ki süper teşekkürlerle bana destek veren herkese çok ama çok teşekkür ediyorum ki biliyorsunuzdur YouTube algoritması gereği artık herhangi bir kanala abone değilseniz ücretsiz de olsa o kanal bir süre sonra yayınlarının kesileceğini de sizlere belirtmek isterim. Yani benimle bu yolda devam etmek istiyorsanız tabii ki kanalıma abone olmanız gerekiyor artık ister istemez. Evet, haydi bakalım, şimdi hazır mısınız? Hemen kartlarımı açmaya başlıyorum. Bakalım bakalım önümüzdeki günler için. Bakın, hani geçmişte yaşadığınızla ilgili zaten genel bilgiler de vereceğim ama burada bizim niyetimiz önümüzdeki güne, yani izledikten sonra neler yaşayacağınıza dair böyle bir mesajları almak, biliyorsunuz. Şimdi evet, bakar mısınız ne kadar ilişki odaklı mesajlar gelmiş. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum canım gönül dostlarım. Niyet ettiğiniz, aklınız ya da kalbinizdeki kişiyle bağlantılı. Geçtiğimiz, bakın bu videoyu izlediğiniz andan itibaren geçtiğimiz 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay içinde ya da ikinci ay, mesela geçtiğimiz bir ay da olabilir, 1,5 ay da olabilir, ne bileyim bir hafta da olabilir. Yani burada ikili bir zamanın içinde gelişen ve aklınızdaki kişinin size karşı otoriter ya da zalimkar davranış ya da sizi kıran, döken, böyle hani baskıcı ya da belki de manipüle edici bir davranış ya da tutumundan kaynaklı sıkıntı ve üzüntü yaşadığınızı söylüyor kartlarım. Yine şimdi burada gelen mesaja göre önümüzdeki ikili zaman dilimi içerisinde, yani bu videoyu izlediğiniz andan itibaren önümüzdeki 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 ay içinde ya da ikinci ay ya da ayın 2'si, 12'si, 22'si ya da ikili bir saat diliminde
bu kişinin size karşı bu şekilde tavır ve davranışından dolayı yaşadığı pişmanlık ve özürle gelmesi söz konusu olacak imiş. Bunun haricinde yine aklınızdaki kişiyle bağlantılı, belki de sizi üzen, zor durumda bırakan durumlara, olaylara ya da kişiye ya da kişilere maruz kalmış olabilirsiniz. Yine bu konuyla da ilgili sizi zorlayan, sizi zor durumda bırakan olaylar, insanlar, kişiler ortadan kalkacağı bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Yani örnek olarak vereyim burada. İşte belki de bazı alışkanlıkları vardır aklınızdaki kişinin. O alışkanlıklarıyla sizin aranızda kalmıştır. Ya da ailesiyle sorunlarınız vardır. Ailesiyle sizin aranızda kalmıştır. Gibi. Yani sizi zorlayan neler varsa bunlarla ilgili de yine önümüzdeki beşli zaman içerisinde bir rahatlamaya gideceğinizi söylüyor kartlarım. Ve bakın. Şimdi aklınızdaki kişiyle ve yaşadıklarınızla bağlantılı görünenin arkasında görmediğiniz bir şeyler var. Ve enteresan bir şekilde iki çok fazla geldi bu mesajlarda. Önümüzdeki yine ikili zaman içerisinde görünenin arkasında görmediğiniz, yani bir şeylerin zannettiğin gibi olmadığını göreceğin bir sürece giriyorsun canım gönül dostum. Bunun yine haricinde uzun zamandan beri, yine ikili bir zamandan beri özellikle aklındaki kişiyle ilgili seni hayal kırıklığına uğratan ya da sana olumsuzluk yaşatan ya da gerçekten böyle onunla ilgili o beklentilerini göremediğin bir süreç yaşadıysan, bununla ilgili de zaten bir iletişim ve haberleşme içerisine giriyorsun. Yani işte ondan bir haber bekliyorsundur, gelmemiştir ama o haberi alacaksındır ikili bir zaman içerisinde gibi. Buna yorabilirsin ama gerçekten senin için çok heyecanlı, çok böyle hareketli bir sürece gireceğini veriyor kartlarım. Harekete geçmen gereken bir süreç var kesinlikle ve kesinlikle. Şimdi burada yine aşk hayatına ilgili olur ya da belki de genel anlamda içine bir niyet tutmuşsundur. Bir arkadaşına ilgili niyet olabilir. İşte efendim işinle ilgili olabilir ama genelde burada aşk hayatı olduğu için muhtemelen onunla ilgili bir harekete geçme sürecim var ama ve lakin maalesef ki karşına böyle biraz hin fikirleri, cin fikirleri olan ya da şeytani düşünceler içerisinde olan kişilere ya da bir kişiye maruz kalabilirsin. Yani bu senin harekete geçmeni engel olma babında. Aynı zamanda da bu kart tabii ki cinselliği de temsil ediyor ki her iki kartın da yan yana geldiğinde özellikle aklındaki kişinin tensel ve ruhsal olarak seni çok özlediğini, hala aklında ve kalbinde olduğunu, belki de seninle yaşadığı o tutkulu, o arzulu ilişkiyi başkasıyla yaşayamadığını ve bu yüzden dolayı da sana olan hasretini ve özlemini verirken kartlarım, bunu yaşayacağın bir sürecin içerisine gireceğine ki şuradaki en büyük arzun ne? Mutluluk. Yanında, aklında, kalbinde ve gönlündeki kişiyle yaşamak istediğin mutluluk ve o mutluluğu da yaşayacaksın mesajıyla geldi kartlarım. Evet. Şimdi canım gönül dostlarım, bakın ne dedim, bir özlem var. Aklınızdaki kişiye ya da kalbinizdeki kişiyle bağlantılı. Sizin ona duyduğunuz bir özlemle birlikte onun da size karşı duyduğu bir özlem söz konusu. Şimdi bu aralar özellikle şu önümüzdeki günlerde dualarınıza, meditasyonlarınıza, işte olumlamalarınıza çok dikkat edin. Çünkü burada gerçekten hislerinizin ve sezgilerinizin çok güçleneceği, hatta iç dünyanızın ve ruh dünyanızın aydınlanacağı bir sürecin içerisine gireceksiniz. Ve yine etrafınıza gerçekten sizin için kutsal, değerli kişilerin de söylemlerini ya da size olan nasihatlerini ya da size verecekleri tavsiyeleri de göz ardı etmemeniz gerektiğini söylüyor kartlarım. Yine önümüzdeki günler içinde hayatınızda, aşk hayatınızda, iş hayatınızda, aile, arkadaş ya da akraba çevrenizde ya da sosyal çevrenizde sizin için nelerin gerekli olduğunu ya da hangi insanların hayatınızda olması gerektiğini ya da gerekmediğini fark edeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Bu süreç
akıl, şuur, mantık sürecini çok iyi kullanmanız gereken bir süreç. Lütfen duygularınıza kapılıp yanlış kararlar, yanlış adımlar atmayın. Evet, kafanızda bazı şüpheler var. Özellikle aşk hayatınızda ve ilişkinizde aklınızdaki kişiyle ilgili. Ama bu şüphelerin ya da bu soruların cevaplarını alacağınız bir sürece gireceksiniz. Hiç kimsenin enerjinizi düşürmesine izin vermeyin ki bunu defaten söylüyorum. Hani burada baktığımız bakımlar tamamen kolektife yönelik bakımlar, daha bireysel, daha böyle gerçekten güvendiğiniz, inandığınız, bu işin erbabı olan kişilerden bilgi almanız. Çünkü hep söylüyorum, bu tarz konularda kanalınıza bilgisi olmayan kişileri dahil etmeyin. Çünkü enerjiniz düşebilir, enerjiniz farklı yerlere kayabilir. Bu yüzden dikkatli olmanızda da fayda var ki zaten kartlar da burada sizi uyarıyor. Kimsenin enerjinizi düşürmenize izin vermeyin. Her söylenenle harekete geçmeyin. Yine aklınızdaki kişiyle bağlantılı, kendi kafanızda bir de ya da kendi iç dünyanızda kararlar veriyor olabilirsiniz. Kendi kendinize onu işte yargılıyorsunuzdur, işte onu sorguluyorsunuzdur, işte asıyorsunuzdur, kesiyorsunuzdur, idam ediyorsunuzdur. Ama şimdi yine burada aklınızdaki kişiyle ilgili, özellikle ilişkiyle bağlantılı geldi. Çünkü burada mesaj diyor ki size kartlarım, bakın, bir şeyler düşündüğünüz gibi olmayabilir. Evet, belki yargıladığınız, belki de eleştirdiğiniz, belki de kınadığınız aklınızdaki kişinin aslında zor ve dikenli bir yol içinde olduğunu ve bakın gerçekten iç dünyasında tamamen sonsuz bir boşluk içerisinde olduğunu, belki de o boşluk ve sıkıntıdan kaynaklı da, hani belki siz dışarıdan onu çok farklı görüyor da olabilirsiniz. İşte ne kadar güzel eğleniyor, mutlu, güzel geziyor, işte güzel pozlar veriyor falan gibi hani düşünüyor ya da görüyor olabilirsiniz, ama velakin hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bunu da sakın unutmayın. Evet, önümüzdeki günler özellikle aşk hayatınızla bağlantılı çok ciddi bir çabaya gireceğiniz bir süreç olacak. Belki çok mücadele etmiş olabilirsiniz ilişkinize ya da aşk hayatınızla bağlantılı. Bunu karşı taraftan da belki de aynı çabayı göreceğiniz bir süreç var. Evet, romantizm dolu. Evet, önümüzdeki günler romantik ve romantizm dolu. Tabii ki bahar artık. Ne diyor? Geldi bahar ayları, gevşeri gönül yayları diye böyle bir söylem vardır. Evet, belki de o baharın da etkisiyle romantizminizin artacağı. Özellikle de belki de aşk hayatınızda, yine ilişkinizde, belki de tükendiğini hissettiğiniz ya da bittiğini hissettiğiniz bir şeylerle tekrar bir başlangıç yaşayabilirsiniz. Yani burada bitişlerin yeniden bir başlangıç olarak geri dönüşü de söz konusu iken, evet, düşüncelerinizi çok kolaylıkla ve rahatlıkla paylaşacağınız ve özellikle uzun zamandır düşündüğünüz, planladığınız her ne varsa bunlarla ilgili de harekete geçeceğiniz, ama en güzel kart şu: kavuşmak. Evet canım, gönül dostlarım, bir kavuşmak enerjisi hakim olacak önümüzdeki günlerde aşk hayatınızda ve ilişkinizde. Ve adalet, eğer ki bir haksızlığa uğradıysanız, hak ve adalet arayışınız var ise de, hak ve adaletin yerini bulacağı, özellikle sizden gizlenmiş, sizden saklanmış, size söylenmeyen her ne var ise, hani o gizli sandıkların, o kapalı kara kutuların açılacağı bir sürecin içerisine girerken, evet canım gönül dostlarım, son kartımız diyor ki tutku. Evet, aşk hayatınızda ve aklınızdaki kişiyle bağlantılı gerçekten tutkularınızın çok yükseleceği, belki de burada zaten cinsellikle de gelmişti, hani arzularınızın, tutkularınızı yoğun bir şekilde yaşayacağınız bir sürecin içerisine gireceğiniz mesajıyla geldi kartlarım. Evet canım gönül dostlarım, hayır olsun diyorum tekrar. Evet, bu video karşına geldiyse bak boşuna değil, benden alman gereken bu mesajlar varmış canım gönül dostum. İyi ki benimlesin. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.